Geçtiğimiz hafta açıklanan TÜİK verilerinde bir kez daha gördük. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Türkiye'nin demografik yapısında dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılına ait doğum istatistiklerinin ülke için endişe verici olduğunu belirtmesinin ardından en az 3 çocuk tartışması yeniden başladı. Vatandaşlarsa doğum oranlarındaki düşüşün sebeplerini değerlendirdi. Yani bilinçli anneler babalar sanırım artık çocuk yaparken çevrenin koşullarını, ekonomik koşulları dikkate alıyorlar. O yüzden daha dikkatli gidiyorlardır. Ekonomik nedenlerden dolayı olabilir. Hangi bir şey gözükmüyor, tertemiz bir rahim bu. Tamamen ekonomiye bağlı. Çünkü artık bir çocuğu sağlıklı bir şekilde, çok doğru bir şekilde yetiştirmek artık bu ülkede imkansız gibi bir şey. Sorulacak mısın? Ekonomik. Yani şu an çoğu insan yani böyle zar zor geçiniyor ya. Mahkemelere gidin bakın, ev sahibi kiracı mahkemeleri yani. Hakimler, savcılar bıkmış durumda yani. Gidin mahkemelere, eğer 10 mahkemeden 8'i ev sahibi kiracı mahkemesi değilse ben hiçbir şey bilmiyorum yani. O ekonomik yani. Sonuçta yani çocukların her şey pahalı ya. Dün 10 lira olan şey 2 gün sonra bakıyorsun 100 lira olmuş. Bir çocuğa bakmak sütüydü, beziydi, o suydu, bu suydu, sağlığıydı, sıhhatiydi falan yani insanlar yetişebilecek durumda değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum oranları hakkında yaptığı bu varoluşsal bir tehdit açıklamasına destek veren vatandaşlar da vardı. Bence Erdoğan'a katılıyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza. 5-6 çocuk olması iyi oluyor. Ama bir yandan da ekonomik sıkıntılarımız var. Ondan da düşmüş olabilir. Ekonomi düzelirse yine 5-6'ya bulabiliriz çocuk sayısı. Benim kendim 4 çocuğum var. Cumhurbaşkanımızın yolundan gidiyoruz. Gidişat da hiç iyi değil ki boşanma oranları da yükselmiştir akabinde. Yani bu eşdeğerdir bir cümle. Valla bir tanesine bakamıyoruz ki 3 tane 4 tane olsun. Kendisi bakacaksa hemfikirim. Sesi yok. Böyle mık. Ekonomi. Başka hiçbir şey değil. Ekonomi. Yani borç, insanlar herkes borç batağında olduğu için artık kimse düzgün evlilik yapamıyor. Bırak doğumu, düzgün yani evlenen ne yapıyor? 2 ay, 3 ay, bilemedim en fazla 1 sene sonra boşanıyor. Hep maddiyat.